çocuklar. Çörekleri yedik, çorbayı da içmeyelim anne. Olmaz kızım bak. İstediniz diye bardağa koydum çorbalarınızı. Ama karnımız doydu anne. Bak kocaman oldu. Çorbayı da içmeyelim lütfen. Hem bardağa koydurun hem içmeyin. Olmaz öyle hadi bakalım. Bunu biliyor musunuz? Çamaşırlarınız yazın daha çabuk kurur. Peki neden yazın daha çabuk kurur? Güneş ışığı çamaşırlarınızın daha çabuk kurumasını sağlar. Çorbalarınızı bitirip annenizi sevindirecek misiniz? Evet anneciğim, sevindireceğiz. Aferin benim güzel kızlarıma, canlarım benim. Çomarı kaptanla tayfadan önce bulmamız lazım. Bulacağız, merak etme. Hava şartları uygun. Güneyden hafif bir rüzgar var. Bunu da hesaba katarsak... Hop! Ne oldu Bilgiç? Hesabın tutmadı galiba. Yusuf, Bilgiç'in bütün hesaplarını alt üst ettin. Çomarı hala bulamadık. Onlardan önce bulup iddiayı kazanacağız, merak etme. Yusuf, şimdi topu o kadar sert atacağım ki göremeyeceksin bile. Topumuzu verir misin? Tabii veririz. Yakalayın. Hadi gelin bakalım. Hadi. Hadi gelin. Aman çok korktum. Arkadaşlar şimdi onlarla uğraşmayalım. Hadi biz oyunumuza dönelim. Ya bizden önce bulurlarsa? Bulamazlar. Ama aramıyoruz ki hiç. Arayacağız ve biz bulacağız. Bizim ufaklıklar nerede acaba? Ne zamandır sesleri de çıkmıyor. Hayret, kesin bir işler karıştırıyorlardır yine. İşte yakaladım sizi cimcimeler. Söyleyin bakalım ne yapıyorsunuz burada? Hiçbir şey yapmadık anne. Sadece halıya birazcık su döktük o kadar. Neden halıya su döktünüz kızım? Halımız ıslanır, kokar, pis olur. Bir daha yapmayın böyle. Tamam mı? Bir daha asla yapmayın. Ama güneş var burada anne. Hemencecik kurur asarsak. Akıllı kızlarıma da bak. Söyler misiniz siz güneşin kuruttuğunu nereden öğrendiniz? Size birisi mi söyledi bunu? Radyodan. Ama bir daha yapmayın. Anlaştık mı? Peki anne. Onları izleyeceğimse çomarı arayalım. Acele etme, sabırlı ol. Sıkıldım ama. Arayalım artık. Bu kadar acele ediyorsan git vefalarla ara çomarı. Artık çomarı bulmak için bir plan yapmak zorundayız. Oyuna daldık, iddiayı unuttuk. Çomarı bulmadan bize rahat yüzü yok. Bir şeyler yapalım. Evet, bence de. Nereye kayboldu bu köpek anlamadım ki. Ansiklopedileri karıştırarak köpeklerle ilgili bir sürü bilgi topladım. Bir yolunu bulacağız. Moralimizi bozmayalım, tamam mı? İşte bak, vefalar orada. Gitti çomarı onlarla gelmezsen ara. Gelmezsen gelme. Tek başıma bulurum ben çomarı. Yalnız başına nasıl bulacaksın? Onlarla yardımlaş bari. Sen nasıl bulacaksan ben de öyle bulacağım. Ne oldu bunlara şimdi? Bilmem. Hiç tartıştıklarını görmemiştim. Tartışmak insanlara özgüdür. Eskiler buna cedel derler. Yanına gidelim de öğrenelim. Ne oldu Tayfa? Ne yapıyorsun öyle? Hadi söylesene. Sence ne yapıyorum? Çomarı bulmak için burada gözlerim kapalı düşünüyorum. Bu şekilde yapma. Çomarı böyle bulamazsın. Bu çok özel bir dedektiflik yöntemidir. Herkes bilmez. İstersen sen de bize katıl. Çomarı beraber arayıp buluruz. Ne dersin? Tamam, olur. Ama hemen aramaya başlayacağız. Önce plan yapalım, sonra arayalım. Galiba çocuklar çomarı hala bulamadılar. Bulamamışlar belli de. Bu işte bir tuhaflık var. Tayfa vefaların yanında ne arıyor acaba? Belki çomarı bulmak için birleşmişlerdir. Evet, bu çok eğlenceli çocuklar. Harika.
Hani biraz plan yapacaktık? Sallanıyoruz burada. Boşa vakit harcıyoruz. Bizim kafamız sallanırken daha iyi çalışıyor. Hiç yapma. Olur mu öyle şey? Kaptanı bırakıp sizinle ortak oldum. Ama sizin de çomarı aradığınız yok. Baksanıza. Sallanıp duruyoruz burada. Hadi gidip arayalım artık. Pascal koşullanmasına göre çomar acıktığında mahalleye dönmeli. Siz böyle çomarı zor bulursunuz. Bulduğumuz zaman görürsün. Bulduğumuzda görürsün. Ben gidiyorum. Sizin çomarı falan arayacağınız yok. Siz de duydunuz mu ne dediğini? Yeter artık. Bulalım şu çomarı. Kaptanla tayfayı yenelim. Ben bir çözüm buldum galiba. Anlat bakalım neymiş? Ne oldu ha? Neden geri geldin? Özür dilerim. Ben bir hata yaptım. Onlarla değil, seninle aramak istiyorum çomarı. Hadi barışalım o zaman. Hadi bakalım. Sen benim en iyi dostumsun. Esnafa çomarı görüp görmediklerini sormak ha Bilgiç. Harika plan gerçekten. Çok beğendim. Kaptanla tayfayı yendik sayılır. Bilgiç bizimle olduktan sonra. Oo, hoş geldiniz uşaklar. Hoş bulduk. Dede söylesene, çomarı gördün mü son zamanlarda? Hayır, hala bulamadınız mı daha? Çok aradık, sonra çok düşündük ama çomarın izini bile rastlayamadık. Onu nerede bulabileceğimizi bilmiyoruz. Ama Bilgiç sonunda gerçekten iyi bir plan yaptı. Bize esnaflardan bilgi almayı önerdi. Aferin size. Evet. Çomarı görmedim ama Tekir'i her gün görüyorum. Çomar'la Tekir buralarda hep oynarlardı. Ha buraya böyle hep koşturup dururlardı uşaklar. Ama yakalayamazdı. Tekir de benim gibi çok çevik. Hop. Hep dört ayak üstüne düşer böyle. Çomar değil mi bu? Evet o. Kaybettik işte, bizden önce buldular.